Hepinize merhaba, videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber başlıktan da gördüğünüz gibi kafeslerimizde kullandığımız taban malzemelerinden bahsedeceğim. Şimdi ilk bu malzememizin adı mısır granülü. Şöyle göstereyim. Bu bildiğimiz mısır koçanını kurutup öğütüyorlar. Çok yüksek bir emişe sahip arkadaşlar bu. Bildiğiniz suyla beraber emiyor ve hamur gibi bir kıvama geliyor. Bu da dışkıları emmesi kafes hijyeni açısından önemli. Bir diğer malzememiz de kedi kumu. Şöyle göstereyim. Ben bu markayı aldım. Ben normalde kedi kumu çok kullanmıyorum. Onu da anlatırım neden bunu kullandığımı. Bunu da şöyle gösterelim. Beyaz. Bu şekilde. Bu da yüksek emici. Sadece bir püf noktadan bahsedeceğim şimdi sizlere. Kedi kumu alırken mutlaka aldığınız kedi kumunun doğal olup olmamasına dikkat edin. Yoksa sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu doğal bir kedi kumu. Coğrafi işaretlenmiş ürün. Büyük ihtimal zeolit ve o tarz bir maddeden yapılıyor. Bu da mısır koçanı. Fiyatlarından bahsedeyim. Ben bunun kadar ucuzunu hiçbir yerde bulamadım. Bu Aro diye bir marka. Metro firmasının kendi markası. Kampanyada bu 11.8 litre yani 10 kilo. 10 kilosunu 12 liraya mı ne almıştım? 10 liraya mı ne almıştım? Yani kilosu 1 liraya denk geliyor. Bunun da 25 kilosu 50 lira falan olması lazım. 45-50 lira. Kargo falan işte bazı yerle başka yerden alırsanız kargo falan olunca birazcık daha pahalı olabiliyor. Yani bunun da kilosu yani en ucuz ben 2 liraya falan görmüştüm. Çuval herhalde 20 kilo. Kilosu 2 liraya falan tekabül ediyor. Şimdi bunların artılarından eksilerinden bahsedeceğim. Ben bunu hep kullanıyorum aslında. Sadece bir kere denemek için bunu aldım. Zaten bu bitince bir daha kedi kumu almayı düşünmüyorum. Ama yuvalarda bunu kullanıyorum. Şu anda zaten görebilirsiniz. Bu kedi kumunu kullanma sebebimi söyleyeyim size. Kedi kumu beyaz olduğu için dışkıyı daha iyi analiz edebiliyorum. Hani beyaz kağıt koymuşsunuz gibi. Ama bunda dışkı biraz karışıyor. Hani ishal mi değil mi, rengi falan filan. Tam net anlaşılmıyor. Ama bunun da daha doğal olduğunu düşünüyorum tabii ki. Kedi kumuna göre ve kuşlar bunu kafesten daha zor fırlatabiliyor. Yani böyle ızgaranın arasına ayakları falan değince kedi kumları yerlerde olabiliyor şu an gördüğünüz gibi ama bunu daha zor atıyorlar dışarı. Bir de bu tabii daha doğal. Ya yuvalıklarda falan kullanma sebebim o yani. Güzel bir emişi var. Şimdi şöyle göstereyim. Kafesi özellikle temizlemedim biraz. Zaten videodan sonra temizleyeceğim. Şu şekilde kedi kumu dışkılara emip topak topak bir hale geliyor. Etraflarına yapışıyor dışkıların. Hijyeni bu şekilde sağlıyor. Şöyle göstereyim. Bir seferde zaten videolarımda çoğunlukla mısır granülü kullanıyordum. Onları da hani eski videolarımdan falan nasıl olduğuna bakabilirsiniz. Hani görüntü olarak kedi kumu daha güzel. Maliyet açısından da çok uygun ama bunu hem zaten bu kadar uyguna hani bir kampanya gibi bir şey vardı o şekilde buldum. Normalde o kadar uyguna bulma imkanınız yok tabii ki sizin de. Daha pahalı bir ürün çünkü. Yani açıkçası ben mısır granülünü tercih ediyorum. En çok hani birçok ürün denedim. En mantıklısı o oluyor tabii böyle kağıtlar falan filan da oluyor ama o daha sık temizlik yapmanızı gerektiriyor. Bu tarz bir ürünü daha uzun süre götürüyor sizi. Bir hafta kadar rahatlıkla gider yani. Umarım kafes tabanıyla alakalı malzeme konusunda aklınızda bir soru işareti kalmamıştır. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.